Timeline Fenerbahçe'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Erdal Vahit'le beraberiz her hafta olduğu gibi. Erdal abi hoş geldin. Hoş bulduk Efendim. Nasılsın? Dünkü olaylardan sonra. Vallahi yani geçen hafta ne başlık attık? Bize futbol izlettirmiyorlar dedik. Çünkü çok kötü bir maç olmuştu. en başında fut bir futbol sever olarak bu oyunu seven, bu oyuna aşık insanlar olarak oynanamayan, çok uzun süren, 60 dakika bir devre süren, defalarca oyun duran bir maçtan bahsetmiştik de. Ya bu başka bir şey oldu artık. Çok üzücü. Yani nasıl bu sürece gelindi sence? Maç öncesinden başlayalım. Daha önce çok Trabzon-Fenerbahçe maçları izledik ama yöneticiler özellikle sakin olunması yönünde açıklamalar yapmışız son birkaç gün kaldı. Evet. Ama ligin geneli çok gergin tabii ki. Sence bu sürece nasıl gelindi? Önce maç öncesinden başlayalım. Ligin ilk yarısına dönemiyoruz mu ya? He? Daha futbol falan izliyorduk ya. Teknik taktik anlatabiliyorduk bir şeyler şimdi. Şimdi tabii gergin bir ortam var ve de bu sadece bir takım ya da o takıma bağlı değil. Herkes geriyor. Herkes bir kazanım elde etmeye çalışıyor ve de maalesef benim bizim futbolumuzda çok nefret ettiğim bir şey var. Konuşan basit olarak ağlayan sonuç alıyor. Ve de ben bundan nefret ediyorum. Çünkü bu işin böyle olmaması gerekiyor. Ama biz o kadar hep söylüyorum o kadar ince kıyıyoruz ki her şeyi. Ondan bir çıkarım yapalım, bundan bir çıkarım yapalım, şundan bir çıkarım yapalım. Bir ay önce falan hatta şöyle bir şey demiştim ben. Ya bu pozisyonlar var. Buna el, şunu el falan bazen şaşırıyorsun ne dediğime. Artık şuna gelmeye başladık. Yani bir pozisyon var ya bunun böyle olması lazım. Ya bu böyle değil. Ya Avrupa maçı olsa demem ama Türkiye'de böyle. Bu duruma geldik ya. Ve de bu o kadar gerginliğine sebep oluyor ki ama bu işin başı Var. Bu kadar çok skandalın, bu kadar çok olmazın yaşandığı bir sezon, bu kadar olmaza, bu kadar kötü işlere imza atan bir federasyon, bu kadar kötü, bu kadar verimsiz, bu kadar dengesiz, bu kadar ayarsız hakem yönetimleri. Her tarafa bak, genel konuşuyorum şu an ve de insanlar artık birbirine girecek ya. Ben geçenlerde bir şey oldu, çok yakın. Ya abi kardeş maç izlerken. İşte bir evi terk ediyor bayağı kapışmışlar duydum böyle bir yakın çevreden. Artık buraya geldik ya bu işin sonu nereye gidecek? Ya en başta ya bu futbolu seven olarak ben şundan dedim. Ya bu devlet el koysun bu işe bir şey yapsın ya. Ama bu işin gidişatı ya neler oldu neler neler gördük. Futbol mu izliyoruz başka bir şey mi izliyoruz? Peki bu süreçte sence federasyon özellikle sezon başından beri hatta görev süresince de her kulüp tarafından eleştirildi. Federasyonun önce madde madde gidelim. Federasyonun etkisi... Aç biraz bize. Erdal abi. Federasyonun etkisi nedir bu ortamda? Çok basit. Hep ne diyoruz? Adalet. Performans, başarıya ödül, eksiye, yanlışa, kabahate ceza. Performans. Yani dost doğru olarak, liyakat. Ya neler oldu neler? tek tek saymayalım hepimiz biliyoruz artık. Ve de o kadar korkunç ya hakem yönetimleri zaten. Ben hakem tarafına da soruyorum. Onlar da şunu diyorlar. Habire talimat değişiyor. Siz buna karışın, siz buna karışmayın bilmem ne olun. Çok farklı şeyler görüyoruz diyor. Bak tekrar söylüyorum bunu daha önce anlattım. Adana Demirspor Fenerbahçe maçında Ceydin'in boğazına sarıldı biliyorsun. Çok basit adam aldılar kündeden aşırdılar falan. Orada hiçbir şey yapılmadı. Ve de devre arası mı? Milli maç arası mıydı? Milli maç arası olabilir. Seminerde Antalya'da. Hugh diyor ki ya burada diyor aşırı değil diyor burada uygulama doğru. Bütün hakemler birbirine bakmış bu ne diyor diye. Bak bu bir örnek sadece. Bunu Galatasaray maçından da örnek verebiliriz. Başka bir yerden de örnek verebiliriz. Bu çok aleni bir örnek olduğu için söyledim ve de seminerde olduğu için. Bu sefer de hakemler diyor ki ne oluyor? Onlarınla kafa karışıyor. Zaten yeteneksizler. Zaten farkındalıkları çok düşük. Çünkü işte biliyorsun yetenek başka bir şeydir. Farkındalık başka bir şeydir. Eğer farkındalığın düşükse seni kadar yeteneğin ol. Olayları yorumlama, özümleme ve de sonuçlandırıp doğru karar alma mekanizmanın iyi çalışmaması demektir. E, bunun dışında gelecek kaygıları da var. Birileri bazı şeylere göre gerek alıyor. Birisi almıyor birisi dinlendiriliyor mesaj tekrar söylüyorum adalet her takıma herkese her şeye Ve de bu ne oluyor biliyor musun mesela bak kendimle konuşayım çikolata dişli işte, hakemle konuşmaya başladılar bu böyle yürüyor demek gidiyor ama yani bu işte böyle olunca işin içine eyyamlar vesaireler girince ki dün eyyamın da kral... dün de gördük eyyam birazdan gireceğiz evet hakeme gireceğim gireceğiz ayırsa. buradan Şimdi böyle olunca işte olmuyor. Bütün denge kayboluyor. Tutarsızlıklar geliyor. Ondan sonra ama sana böyle oldu, bana böyle oldu ama böyle herkes kendince. Biz de taraftar olarak samimi değiliz. Değiliz. Herkes kendine göre olsun istiyor her şey. Yeter ki bana göre olsun. Hiç empati kurmayı bilmiyoruz ben. Söylüyorum bu ülkedeki en büyük sorunlardan biri bence empati kurmak. Karşı tarafın bakış açısıyla bir olaya bakmak. Ben hep böyle bakarım olaya. Acaba ne düşünür? Acaba niye böyle oldu diye. İşte empati de kurmayı bilmediğimiz için çok kötü bir ortamdayız. Peki çok federasyon çok sence adayeti sağlayamamasının sebebi nedir Erdal abi? Görev süresinin uzamasını mı istiyor federasyon? Ee, neden adaleti sağlayamıyor sence? Bilmiyorum. Tahminlerim var ama elimde bir şey olmadığı için ne diyebilirim ki? Ya sadece ben söylüyorum ya yani hep şeye sığınmamız hmm. gerekiyor. Düzgün işimizi yapmaya odaklanmamız gerekiyor. Başka hiçbir şey değil. Ya bu neler yaşıyoruz? Daha 8 maç var. Korkuyorum. Daha ters olaylar yaşanmasın diye Allah korusun. Ya kimsenin birine bir şey olduktan sonra yemişim. O yenmiş, bu yenmiş. 3 puan. Umurumda bile değil. Tabii canım şampiyonluğun umurumda ne bile değil var benim. ya. Nedir? Dün ben hiç yani girelim istiyorsan maça. Tabii maça gelelim. Ya nasıl gördün? Nasıl izledin olayları? Maç önünde şey konuştuk. Oyunun gidişatının ne olabileceği, edebileceği. Aslında Fenerbahçe istediği gibi de maça başladı. İstediği gibi de oynadı. Fredle müthiş bir gol buldu. Ya şimdi ben Fırat şut atarken sağda İrfan boş. Ya niye atmadın sağ diyecektim. Sağ ayağıyla inanılmaz bir gol attı ya. Ben bunu kendime dalga geçmek istiyordum ben ya. Yapamadım abi. Yapamadım. Fred lafı ağzıma tıkadı diyorsun. Evet ya. Ben ya, yapamadım ben bunu ya. Müthiş başladı Fenerbahçe. Golü de buldu. Hadi biraz futbol konuşalım ya. Topu bence fazla bıraktı. Biraz duran top, duran top, tehlikeler falan filan da. Neyse. ...ikinci yarının tam konsantrasyon düşer. İşte kırklardan sonra. Tabii ikinci gol de iyi sonrasında geldi sonra... aslında. Fenerbahçe'de o zaten bir 3-5 dakikadır topu almıştı yine, oynuyordu. Evet. O sırada ya öyle bir oyun görüşü, öyle bir pas olmaz. Tad için attı, inanılmaz bir pas. 2-0, içeri giren bir Fenerbahçe. Trabzonspor'un XG'si nedir biliyor musun? Gol beklentisi, Evrenciğim. ilk yarı. 0.02, hiçbir şey vermemişsin. Birkaç korner duran top. 2-0 yapmışsın, İstediğini alıyorsun, her şey istediğin gibi gidiyor. Bitti. İkinci yarı, ya bu kişiler 5 dakikada organize falan olduklarını kimse anlatamaz, çocuğa anlatmazsın bunu. Fenerbahçe'nin oyunun hep oynadığı yer sol taraftı. İyi de oynadı, oyunu zaten hep paslar oradan geldi. Üçüncü gol de oradan geldi. Habire organize bir şekilde sıradan, korner direğinin oradan, Trabzon yeri sahasındaki taçın taç bölgesine kadar böyle bildiğin torpido saldırısı gibi oyunculara maddeler atıldı. Tadeç isabet aldı. Ferdi isabet aldı. Mönye isabet aldı. Yan hakeme geldi. Yan hakemin kulağının dibinde torpil mi patladı artık ne patladıysa. Bu oyun 3 defa 4 defa durdu. Hakemler ortada toplandı. Vesaire oldu. Anonslar yapıldı. Anonslar. Zaten anonsçu susmadı bütün maç boyu. Bu yasak değil mi onu da bilmiyorum. Futbol mu bu? Değil. Hiç alakası yok. Ferdi de tadıştı işte içeri kaçtılar ya. Oynayamıyorlar abi. Oynayamıyor adamlar ya. Ya insan evladısın. Evren ya. İnsan evladısın abi. Çekinirsin. Yemişin futbolunu dersin. Ne oluyor biz ne yapıyoruz dersin. O dakikadan sonra zaten maça atanması bir süre önce yaşadığı travmadan dolayı bence çok yanlış olan ki dördüncü hakem de o da orada yani o stat mıydı eski stat mıydı? Fiili saldırıya uğramış bir hakem değil mi? Dördüncü hakemde. Ne güzel vermişler oraya. Bunun altında da artık, niyet arıyorum ben. Vallahi her şeyin altında bir şey arıyoruz artık. Belki saçmalıyorum. Bilmiyorum. Bir oynanmadı. Her şeye düdük çalmaya başladı. Şimdi biz buraya koyalım görüntüyü. Biraz da daha büyük koyalım. Ya sahanın içinde yanıcı madde var. İsmail çocuk garibim almış eline dışarı atacak. Bakıyor hakem oynatıyor. Ya orta mı gelir acaba diyor. Bunu atsam mı? Elinde tutuyor ya. Ve de bu görüntüde görüyorsun. Bakıyorsun sen. Halil Nasıl oyunu durdurmuyoruz? Bakıyorsun sen. Oyunu oynatıyorsun. Eften püften bir foul veriyorsun. Kaleci hatalı yemiş. Ya kardeşim kalenin içinden çocuk şeyleri topluyor. Kafa mı kalır? Kaleci hatalı yemiş. Ya hatalı yiyebilir. Ya böyle bir şey olmaz ki ya. maçı 2-1'i getiriyorsun. Zaten bir strese girmişsin. İyice strese getiriyorsun. Şimdi ikinci gol o penaltıdan önce. Yine bir foul çalıyor. Al onu da koyalım şuraya. İki oyuncu arada. ikisi aynı eşit geliyorlar. Arada birbirlerine müdahale yok. Foul çalıyorsun. O top gidiyor penaltı oluyor. Ya İrfan'a çaldı iki tane foul var. O omuzunu koydu. Ya on, e, bir de onlar da olsun. E bir de 3-2 olsun. Olsaymış. Ya futbol mu bu? Son dakika... Maçı aynı golünden önce foul var hava topunda. Jayden kolunu bastırıyor. Foul. Bak bunu da herkes söylemez. Foul kardeşim. Kendi de biliyor foul olduğunu. Ama yedi haltı da biliyor. Eyyam kararı diyor. Gol olacağını bilse çalardı dedi. Diyor. Bak gol olacağını bilse çalardı dedi. Hakemin tamamen çok yakın 360 derece görüş alanında yanında kimse olmadığı için var protokolü. Geri buna var devreye girmez. Ama bu demek değil ki biz gördüğümüzü söylemeyeceğiz. Ya maç nasıl oraya gelmiş? Sindirilmiş ürkütülmüş, foullerle geriye itilmiş bir takım 2-2 iki iki buluyor. Bir lafım da Abdullah Hoca'ya. Sayın Abdullah Avcı'ya. Ben sağ içine kalmak istiyorum. Nasıl gelmedi o foul son dakika çalınmadı falan filan. Hocam o oyun durduğunda o atıldığında hakemin şeyinde patladığında vesaire görüntünü hatırlıyorum. Gel, geldin soyunmanı böyle içeride of, falan yapıyor. Kameraya da bakıyorsundur muhtemelen ya. Hadi demeyeyim ben öyle. Dememiş olayım. Dedik de Golden sonra gelip dördüncü hakemin ensesinde boza pişirdin ya. Hani o şekil hani futbol dışı futbolun dışında etkenlerle durumlarla vesairelerle sen ikiye ekeğe geldiğinde problem yok. Ama son dakika o nasıl foil olmadı. Ama ayıp ya ama ayıp. Ya böyle futbol olmaz ki. Bu maçın geçerliliği yok Fenerbahçe kazandı. Bak yine geçerliliği yok zaten Fenerbahçe kazandı o maç. Kaybetse bile benim gözümde kazandı. Enis Bardi öyle sevinmeyeceksin demiş. Uğurcan Çakır böyle sevinmeyeceksin. Peki sevgili Uğurcan. Peki Enis, Enis sen de Makedonyalısın ha. Ben de Makedonyalıyım. Orada maçlar nasıl oluyor bilirim ben. Senin de kökenin belli. Vardar'la oynadığınız maçlarda hani etnik olaylar var. Hristiyan, ves Müslüman vesaire. Neler yaşadığınızı o tribünlerde de kenarda da bana anlattırma burada. Hayırdır ya İsviçre dükü müsün sen? Sevinmeyecekmiş. Bir de Makedon adam anlatıyor bunu ya. Sanki ben bilmiyorum orada neler döndüğünü. Ama biz tribün oynayalım, seyirci oynayalım, şov yapalım. Güzel. Meslektaşın senin onlar. İlk Trabzonspor geldi. Fenerbahçe hakkıyla yendi. İlginin iki yarısı. Değil mi? Ve uzun bir yenilmezlik serisi. 21-22 maçtan sonra Fenerbahçe yani, İsmail yendi. çok güzel açıklama yaptı maçtan sonra. Yendi. Orada bence çok büyük iletişim hatası vardı ilk maçta. işte Olta ile bir hmm. paylaşım balıkçılık falan tadı iç. Daha bir rakibi de bilendirir bu. Ben sevmem bu işleri nefret ederim. Şunu da söyleyelim Enis sana yakışmadı destan. Öyle bir çocuk olmadığını da biliyorum. Med sosyal medya ekibim yaptım ne yaptı ama senin görüp müdahale etmen lazım. Olmaz kardeşim Ayıp. Ayıp kardeşim. Böyle bir çocuk değil ha. Bilirim. Bu kadarlık halini bilirim ben. Şimdi golden sonra falan o Trabzon hani onlar da Kanarya'ya şey yaptı yaptı. ...sağın ortasında ısınmadan başladı Uğurcan takışmaya taraftarla. Maç sonunda gitti. Onu da havalara attılar. Görüntüler yaptılar... Ne yapsalardı? Size saldırsalar mıydı? Bir şey olduğunda ben utanmadan, arlanmadan çıkıp sevinmeseydin kardeşim mi diyecektim? Nerede kaldı futbol? Ya sevinmek en doğal hakları. Nerede da. kaldı futbollar Ve de sahaya kesici alet elinde olan o ya nasıl bir şeymiş bu ya? O biliyorsun. Korner direğinin o hmm. saplanır. Cimen evet, evet. ucu sivridir. Adam çevirmiş mızrak gibi orta çağda mıyız? Ata binip gelseydin lan olmuş. Üstüne taraftarlar girmiş. İğrenç bir şey, rezil bir şey. Şimdi tutarlı olmak lazım. Ben biliyor musun bak olaylara insanların hayata yaklaşımı vardır, olaylara bakışı vardır. Farklılıklar olabilir. Bunda problem yok. Zaten çeşitlilik o güzeldir. Farklı görüşler olacak ki konuşacağız ki tartışacağız ki en doğrusunu bulalım. Zaten doğrusu da budur. Ama tutarlı olmak lazım. Ben hep buna inanırım. Belli bir şey. duruma göre böyle yanar döner olmamak lazım. Dönmemek lazım. Yozef olay yaşadığında hatta Ümit Özat teknik direktörken yaşadığında hep ben aynı şeyleri söyledim. Ne yapacak bu adamlar? Bana biri saldırırken benim elim armut mu toplayacak? Toplamaz kardeşim. Kendini savunacak. Ne oldu? Çok mu güzeldi bu görüntüler? Ne futbolcuya ne birine bir şey olsa. Burada hanımefendi de var. Görevli. Onun üstüne koşturuyor bir tanesi ya. Bir tanesi kokartı takmış. Tadi işte of dedi ne oluyor diyor. Adam böyle diyor Adama gidiyor arkadan vuruyor ya. Ya egemen korkmaz. Delikanlı adam karşısına çıkar adamı karşısından vurur. Arkasından vurmaz. Sen bırak ekmek yemeği Fenerbahçe'den. O başka konu da. Sen futbol adamı olacaksın. Antrenör olacaksın ya. İrpınca, ya bırak. Eğri bayatlı olan pozisyon. Ya bırak. Yürücü. Evren ya. insan olunur ya. Evet. Çok kötü bir görüntüydü o ya. Yazıklar olsun ya. Neymiş? Ceydin foul yaptı. Maça bir doğru fikir. Çok güzel. Yere batsın da galibiyeti de bilmem neyse. Biz neyi konuşuyoruz ya? Biz bu kadar kötü. Ne zaman biz bu kadar kötü olduk ya? Biz ne zaman bu kadar kötü olduk? Ha, sonra futbol konuşacağız. ...hah... Vallahi billahi bazen diyorum ki ya yere batsın futbolu izlemeyeceğim. Ama biz boyunu bu seviyoruz. Bunların kazanmasına izin vermeyeceğiz biz. Biz futbolu seven insanlar olarak bu, bunların kazanmasına izin vermememiz lazım. O yüzden de doğru gördüğümüzü doğruya doğru dürüstçe, mertçe oraya buraya duruma göre konum almadan delikanlı gibi işin arkasında durmak lazım. Peki şimdi federasyon olayları inceleyecek tabii. İçişleri Bakanlığı'ndan da açıklama geldi. Suçlular cezalandırılacak. Sen bu malum gecenin bu üzücü, yıpratıcı ve gerçekten sinirlerimizi bozan bu gecenin etkilerini nasıl yorumluyorsun? Hem Fenerbahçe cephesinden hem Trabzonspor cephesinden hem de Türk futboluna etkileri nasıl olur? Hakemlere, futbolculara, dünya basında da rezil olduk çünkü. Sence bu Kaçıncı gecenin... kez bu sene. Evet etkileri nasıl olur Erdal abi? Futbolcuların hepsi ayrı birey. Doğal olarak da normal insanlar gibi herkesin olaylara bakışı, olayları yorumlaması, tepkileri aynı olmayacak. Ama bir tarafı ayırmak lazım yabancı oyuncular. Biz ne yapıyoruz? Diyeceklerdir çok daha muhtemeldir ki kötü etkiler. Ve transferde de mesela yazın bir oyuncu almak isteyeceksiniz. O oyuncu bir bakacak görüntüler ortada. Onun dışında bazılarını daha da motive eder, daha da hırslandırır. Fenerbahçe oyuncuları açısından böyle de yerli oyuncuların daha çok motive olduğunu muhtemelen göreceğiz. Yabancı oyuncularda gerçi çok öyle karakter de yok. Tadi işte Ceko'da ne bileyim işte Fred Jayden, Beckham falan filan düşünüyorsun. Bonucci. Kronic. Tabii yani çok şey bir karakterleri var Fenerbahçe'nin. Bu sene en büyük farkını yarattığı yer orası zaten. Çünkü kolay kolay böyle ortamda hani oradan kalkıp yine gol bulamazsın Folden ama gol. <laughs> ya Allah'ım ya gülüyorum artık. İşte Trabzon açısından Trabzon oyuncular için de iyi değil abi. Korkar adam. Ben o nasıl top oynacak ustatta? Yarın öbür gün bana dönecek diyecek bu. Zaten olmuş olaylar var tarihi var. Bir de ben bir şey söyleyeyim burada ceza meza. Ben çok severdim Fenerbahçe Trabzonspor maçlarını biliyor musun? Çok keyifli maçlardı eskiden canım. Ta işte Ünal hocaların zamanından başlayan vesaire sonra Fatihler vesaire. Mütem, Fenerbahçe Trabzon maçları çok güzel olur. Yaptı çok keyifli olur. Ara olurdu. bir yerde, Amerika bir yerde. Çok keyifli olur. Çok güzel maçlar. Malum olaylardan milleti birbirine düşman ettiler. Evet. Maalesef. O alçaklar. İnsanları birbirine düşman eder. Hala da bunu savunanlar var. Hala buna sığınanlar var. Neler olduğu belli. Türkiye'de kal. Alayı gitti. Bunların ya da eder. Peki medyanın etkisi ne kadar Erdal abi? Sana? Var abi. Ekmek. Ha, gerek ana akım medya gerek dijital medya. Yayınların etkisi var mı sence? Eskiden muhabirler falan böyle bir kalitesi vardı ya. Şimdi herkes amigo. Herkes amigo. Olur mu? Ama militan ben oluyorum. <gülüyor> <gülüyor> abi dürüst olmamız lazım Evren ya. Doğru. Dürüst olmamız lazım abi. Ya yanlışı ya doğru gördüğüm şeyi doğruyu söylemek ayıp mı ya? Tepki çekerim. Hep bu ne oluyor biliyor musun? Bu sürü psikolojisi. Bak sosyal medyada yazan çizen sevgili kardeşlerim. İnanmadığınız şeylerin peşinden gidiyorsunuz. Bazen ben ne yapıyorum diyorsunuz ama oradan bir iki etkileşim alayım falan filan yapayım diye. Siz de yapıyorsunuz. Gerildikçe geliyor. Oh diyor takipçi geliyor. Etkileşim geliyor. E geriliyoruz. Bunu yarattığı etkileri bu muhabireden yansıyor. Linç ediyorlar ya. Toplu, güruh, gruplar var. DM grupları var. Böyle hemen Atıyorlar oku. Bir de bunların elinde üşenmiyoruz mu o kadar hesap açmaya mailler falan. Vallahi ben üşenirim ya. Yemin <laughs> ediyorum üşenirim ben yani. E ne oluyor bu? Daha da beter hale getiriyor. Yani bu her tarafa yansımış durumda. Burada hatta maçlardan önce seyrederken ne diyorduk? Ya ne dese kabahat oldu. neredeyse kabahat oldu. Ama benim umurumda değil. Ne ceza bekliyorsun? Vallahi hiçbir şey tahmin edemiyorum biliyor musun? Her şey olur bu ülkede. Burası Türkiye. Çünkü cezanın standardı kaybolalı bayağı oluyor. Ceza konusunda. Ha benim fikrimi söylüyorsan ben oyuncuya önce ceza vermem. Hiçbir zaman vermezdim. Hala Daha da izleyenlerimize vermem. İzleyenlerimize de soralım. Sizin ceza Yorumlarda beklentiniz, beklentiniz nedir? Bak şimdi. Yorumları okuyalım. Hoş mu görüntüler değil tabi. Ama koy kendini oraya. Bak ondan diyorum tutarlı olmak lazım. Hı hı. Ben Joseph olayında da hatta Ümit Özat olayında da hatırlıyorum. Ya dedim olmaz böyle bir şey ya. Ne demek ce ceza meza. Ben e, bekleyin mi? Armut gibi adam bana vursun. Heh, vurdu. Ceza almayacağım. Abi yemişim cezasını. Joseph de paylaşım yaptı. Yapacak tabii adam haklı. Ki olayla bu olayın alakası yok. Bu olay çok farklı bir olay. Orada bir kişi girmiş tabii. vesaire. Burada neler oldu yani? Adam kesici alet malet. Mızrak yapmış ya diyorum ya. Mızrak yapmış adam. Bir de neymiş? Bir de gerilmiş ama sonu sevmiş. Ya görüntüleri çıktı. Niye insan o maskeleri maskeleri takar? Organize. de tabii. tarih olmayla bu işin alakası yok zaten. Zaten maçın başında belliydi Erdal abi. Maç fark, fark iki, iki, oldu ortalık. Zaten demişler ya bir 0 yapmayın. Hani fark iki baktık kesin yeniliyoruz o zaman. 2-0 oldu zaten devre bitti. Hani devre bitmemiş olsa o an başlayacaktı o iş zaten. Hani beş dakikada organize oldu dizilmediler hepsi oraya atmaya değil mi? Benzerini olimpiyat stadında Beşiktaş Galatasaray maçında yaşamıştık. Basın tribünündeydim. Orada da mesela bir anda saha karışmış ve hatırlarsın taraftarlar sahaya girmişti binlerce kişi. E, orada da organize ...olunduğu konusunda çeşitli iddialar vardı. Benzeri burada da var. E, bu hafta tabii aslında çok güzel gündem maddelerimiz evet. vardı. Ama e, izleyicilerimizin affına sığınıyoruz. Ali Koç'un açıklamaları... E, Olimpiakos serisi, Saadet'in Saran'ın başkanlık konusundaki açıklamaları. Onları yakın zamanda bir kez daha bir araya geldiğimizde konuşuruz. Evet, Olimpiakos'la ilgili bir özel bir Ama analiz eğer, hazırlayacağım ben. Evet, yani kısa bir yorum varsa Erdal abi alalım. Çünkü izleyenlerimiz senin futbol evet. odaklı zaten yorumlarını takip ediyorlar. Olimpiakos'la ilgili kısa bir yorum alalım. Detaylı bir şekilde sen olimpiyakosu Hı -hı. analiz edeceksin daha sonra. Ben bir takımı analize... Bu sene hiç olimpiyakosu izlememiştim. Ben bir takımı analiz ederken kendime göre bazı kriterlerim vardır. Bazı durumdaki maçlarını özellikle izlerim. Bazı benim için işte yenilirken geri dönüşü varsa vesaire gibi deplasmanla güçlü takım, içeride güçlü takım yani denk takım oynama vesaire vesaire. Bu tür maçlara dikkat ederim. Onları ayrı ayrı izlerim. Zaten bir günde 5 tane izledim. Yaklaşık 24 saatten değil bir 30 saat içerisinde, 32 saat içerisinde bir 5 tane maçını izledim zaten hemen. E ama buraya geldiğim için, <laughs> program için şimdi milli arada daha da 12 maç belirledim. Daha kalan 7 maçım var. Onları da izleyeceğim ama bir fikir oluştu zaten kafamda. Yani basit tabirle bile şöyle önce söyleyebilirim Tur Fenerbahçe'nin çok yakını Fenerbahçe'nin bu turu çok zorlanmadan hatta daha da iddialı olayım zorlanmadan geçmesi lazım ama futbolda rakiple oynanıyor ortamla oynanıyor bak bu olayların bile yansıması olabilir biraz daha bekleyelim dedik analizi bugün de çekerdik biz hı hı. verirdik ama biraz daha bekleyelim görelim milli aradan sonra analizimizi Bulacaklar ama detaylı rakamlar olan, sağ üzeri olan, görüntüler olan iyi bir analiz izleyecekler. Orada daha detayını veririz. Sen Jüli maçında da o seride de sen e, takım çıktığında, rakip çıktığında... ...yani Türk spor basınında belki de en iddialı şekilde Fenerbahçe'nin e, turu geçeceğini söyleyen tek isimsin. İlla ki geçmesi yakın diyenler vardır ama sen çok net argümanlar altında doldurarak bunu söylemiştin. O yüzden evet. Olimpiyakos analizin bizler için ve evet. izleyenler için çok değerli. Merakla bekliyoruz Erdal abi. Bakalım detaylı bir analizi tabii ki... ...bulacak arkadaşlarımız. Onların Hı -hı. şüpheleri olmasın. Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Yani ne güzel şeylerden bahsetmek isterdik ama... ...bugün Timeline Fenerbahçe... ...maalesef ki olaylara ayırdı bu bölümünü. Detaylı bir şekilde konuşmaya gayret ettik. Evet. Açık yüreklilikle bize fikirlerini, düşüncelerini... ...analizlerini yaptığın için, söylediğin için... ...çok teşekkür ederiz Erdal abi. Evet. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Markacı abone olmayı ve... ...videoyu beğendiyseniz beğenmeyi... ...beğenmediyseniz... Ne demeyin, deneni, nedenini, nedenini yazmayı bizlerden esirgemeyin. Sizlerin yorumlarınız çok değerli bizim için. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Görüşürüz. Video çektiğimiz sırada Ali Bey'in açıklamaları olmamıştı. Tabii ki böyle bir konu varken bunu da değerlendirmemiz lazım dedik ve de videoya böyle bir ekleme yapmamız gerekliliği hasıl oldu. Çok üzücü şeyler. Sahada futbol konuşmamız gerekirken, futbol oynanması gerekirken oynanmayan futbol organizasyonlarla vesairelerle gelinen durum. Bir maç oynandı. Fenerbahçe maça çok domine başladı. İstediği gibi oynadı. Golünü buldu. Sonra topu rakibe verdi. Belki biraz fazla da vermiş olabilir. Ama hiçbir şey vermedi ama rakibine. Yordu rakibini. 38'den sonra izleyenler bir de açar bakar. Ben izledim tekrar. İşimiz bu çünkü. 38'den sonra tekrar izleyenler görecektir. Oyuna çıkan bir Fenerbahçe oldu yine. Yordu rakibinin üstüne gitti. ikinci golü attı. Mükemmel bir plan. Mükemmel bir uygulama. Devreyi 2-0 bitiriyor. Ama ikinci yarı 3-5 dakikada yapılmaz organizasyon. Bildiğin bombardıman. Sağının o tarafından bu tarafına yapılan şeyler. Neymiş? Oyuncu tahrik etmiş. Yedek kulübesi arkasından yapılan organizasyona bir atılan şeyler. Hocaya da geldi. O yapmasın. Evet yapmasın. Ama o öbürküler de yapılmasın ya. Hırsızın hiçbir suçu yok. Sağda oldu. Sanki sağda gitti. Oyuncu tribüne çıktı. Eric Cantona gibi birine saldırdı. Bilenler bilir eski mevzuyu. Ya onların hiçbir suçu yok. Peki başka şeyler evet olabilir mi? Böyle olabilir. Evet olabilirdi ama önce konuşmamız gereken bu mu bizim ya? Hiçbir kulüpten destek yok. Hiçbir kulüpten neredeyse açıklama yok. Var bir Kasımpaşa'dan vardı, bir Samsun'dan vardı. Ortaya karışık bir şeyler. Ne şişansın ne kebap. Kulüpler Birliği'nde Ali Beyciğim, Ali Beyciğim, Ali Beyciğim diye arkasında gezmeyi biliyorlar. Belki bir kıyağa dokunur mu diye. Bir sponsorluk verir mi diye. Dürüst konuşalım. Bence çok öncesi yapması, yapması gereken bir şey yaptı Ali Bey. Bence çok daha önce olmalıydı bu. Bu kadar başkalaştırma yeter artık. Şimdi Galatasaray'da gitti maç oynadı Bak tekrar söylüyorum Galatasaray bir şey yapsın o anlamda demiyorum. Zaten olamaz böyle bir şey. Kimse kabul etmez. Ya 5 attı Galatasaray. Hakkıyla attı. Çatır çatır top oynadı. Doğru iş yaptı. <laughs> Orada hiçbir şey yok. Yani olmasın da zaten doğrusu da bu. Ama bu bu nedir? Fenerbahçe'nin oyun yönü olduğu en çok olduğu yeri sindir at top oynattır mı oradan defalarca oyun dursun oyun soğusun hakem de bir şey yapamıyor hakem de diyor benim arkamda durmaz diyor federasyon çünkü kim istedi Mete Kalkavan hakemliği bitti. Bir düşünün bakalım. Oradan sinirlen her şeye düdük. Olmayan foullerden kalite meşale var. Yerde yanıcı madde var görüyor. Maç durmuyor. gösterdik. Gol. Oradan gol. Maç gelmiş 2 2 ne güzel. Ama bunların hiçbiri yok ve de bu ceza bu ceza. Yeter artık dedi. Fenerbahçe camiası artık arkadaşlar. En azından bir iç bir muhasebeyi, bir hesaplaşmayı yapmak lazım. Bunun sonuçları var. Evet ciddi sonuçları var. Fenerbahçe adına da var. Türk futbolu adına da var. Ve de bu basit bir şey de değil. Bakalım yaşayacağız göreceğiz. Maalesef futbolu konuşmamız gereken yerde yine nerelerdeyiz. Ama gerçekten artık bıktık. Böyle bir şeylerin değişmesi lazım. <laughs>